insanlar için köpek, benim için evladım. İş yerimin çevresinde baktım, iş yerinin çevresinde engelli hayvanlarımdan bir tanesini akşam saatlerinde, insan ayağının çekildiği saatlerde gelip kafeslerinden çıkartıp su ve mama takviyesi yaptığım esnada tam saat 6'da bir firmaya ait, burada çalışan bir firmaya ait bir araç tarafından köpeğim çarpıldı. Maalesef en üzücü tarafı arkasından seslenmeme rağmen, camı aralık olmasına rağmen frene basma gereği bile duymadı. Bizler bu hayvanları gerçekten maddi manevi olarak fazlasıyla değer veren, emek veren insanlarız. Bugün burada benim pek çok evlat sahibi insanlar varsa beni çok iyi anlayacaklardır. Ben az önce, yaklaşık bir saat kadar önce çocuğumu kaybettim. Bir saat öncesi hoplayıp zıplayan hayvanla baş başayım. Ve kimlikleri olduğu için mal olarak geçecek. Yani ben çakmağımı da düşürsem veya biri de alsa aynı şekilde bir mal olarak görülen hayvanım. Şu anda bir seneden beri emek verdiğim hayvan yerde ölüsüyle baş başayım. Sırmayı ben sokaktan bulmuştum. Sırma yaklaşık bir seneden beri benimle beraber 13-14 aylık diyebilirim size. Kısırlaştırmasını yapmıştım. Hastaydı bulduğumda. Kütleler vardı vücudunda. Ameliyat ettirdim hayvanlardan bir tanesi. Küt diye bir ses duydum. Döndüğümde köpeğim zaten sadece bir takla attı. Arkasından hemen seslendim. Durmasını bekledim. Çünkü o anda aslında amacım onu durdurmakla belki bir iki saniyelik bir düşünce, belki bir şey yapabilir. Yani medet umdum açıkçası. Medet umdum. Ama durma gereği duymadı. Daha sonra köpeğimin öldüğünü fark edince kendi aracımla tur attım. Aracın döndüğünü gördüm. Ama park edip iş yerine girmeyi tercih etti kendisi. Gömecek yerimiz bile yok.